Evet arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada ne gösteriyoruz? Burada bir ana ağrıya bakacağız. Ana ağrı yoksa başka bir şey koyacağız. Bu sırada da yani kıyafetsiz nasıl çalışılıyor? İyi bir çerçeve nasıl olur? Böyle çok güzel videolar yapıyorlar. Sakin olmak lazım. Şimdi bu birinci çerçevemiz. Burada bir şey yok. Böyle alıyoruz. Şöyle koyuyoruz. İnşallah başarılı bir gösterme olur. Şimdi burada güzel hafiften bal koymuşlar. İşte bir şeyler var. Fazla da canınızı sıkmak istemiyorum. Şimdi kara kovan diyorlar da ben böyle sade bal yapmak istediğimde araya hiçbir şey koymuyorum. Böyle peteği kendi kendilerine yapıyorlar. Sonra bunu bal peteği olarak kullanıyorum. Bunları önce yaptırıyorum bu şekilde. Ondan sonra arısı bol olan bir yere koyup güzel üzerine bir petekli bal oluyor bu da. Şimdi burada bir ana ağrı bir tane çıktı ama büyük ihtimalle uçuyor. Onu bulmaya çalışacak. Bulamama ihtimalimiz çok kuvvetli. Çünkü büyük ihtimalle uçuyor. Ana ağrı ama şimdi bu ağrılar, bakın şu ana ağrının çıktığı bir yer. Bu çok sağlıklı bir petek. Çok güzel bir petek. Tabi yavrular çıktı buradan. Ben bunu, bu çıkan yavruları şuradaki 5 katlı şey var ya, büyük ihtimalle onun üzerine ekleyeceğim. Bu benim kovanların bazıları. Şöyle buraya ekleyeceğim. Göster İbrahim, göster babacığım. Biraz daha yaklaş. Görsünler arkadaşlar, bak nasıl güzel bir petek oluyor. Bu, buna yumurtalık deniyor. Yumurtalık deniyor şöyle. Tamam mı? Arkadaşlar sakin olmak lazım. Birazcık panik olup bir şeyi yani bunu elimden düşürsem hepsi saldırır bana. Şimdi burada ben size söyleyeyim. Burada yaklaşık ben bakınca anlayabiliyorum. Burada ne kadar arı var? There are about 5000 bees here in one frame. Can kind of tell. Yani bir tanesinde 5000 var. 7000 olması lazım ama bu da hepsi dolu değil. Şimdi bir de şuna bakalım. Bu da bal peteği. Burada bak bal var. Gel gel babacığım. This is a honeycomb. Bak burada birazcık bal var. Görüyor musun? You see the honey? Right? Gördün mü babacığım? Bak, bu da bak. Bak bu bal. Sırrı çekilmiş bal. Görüyor musun? A lot of people prefer this type of hives. You see this? Honey and the eggs together. But there are no eggs here. They are going to lay eggs later. Şimdi arkadaşlar bu güzel bir petek. Bal da var, yumurta da var. Şimdi bu peteğe bir hafta sonra bakacağım. Bir hafta sonra bakacağım inşallah. Buradaki balları, arıları şu kovan var ya 5 katlı. Ya ona benim başka daha arılar çok. You have to be very gentle and careful, Brian. If you make a mistake, they'll nail you down. Yeah. You became a good video, huh? Yeah, that's good. Still, just don't finish it yet. I'm not done yet. Do you see the bees are fly on my ear? Yeah. Okay. They might sting me, but I have to be careful. Yeah, that's all. Bees are all over me now. They might sting me. Arkadaşlar kulağımda filan bir sürü arı var şimdi. Sokmadılar ama her an sokabilirler. Bu taşları özellikle aldım. Güzel ağırlık yapıyorlar. Yani burayı da gösterelim gel babacığım. Bak bu şöyle getir. Getir babacığım, getir. Bak burada ana arılar var. Bunlar ana arılar çiftleşiyor. Burada 1-2-3 ayrı koloni var. Bu özel ana arı çiftliği diyelim. Bu kolonilerin sonucunu, yani ne zaman ana ara var, gelecek hafta yapacağız. We are gonna make another video at the end of next week. Okay? İnşallah. There are some queens here.
But I want those queens to be mated. Yani oradaki ana erler şu anda baykire ana erler çiftleşecekler. Çiftleştikten sonra, yumurtaladıktan sonra onu göstereceğiz gelecek hafta. Tamam mı babacığım? Tamam. Burada kesebilirsin.